Zarfenin torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Sorularınız varsa arkadaşlar sorularınızı alabilirim. El işaretiyle söz hakkı alabilirsiniz. Sesli konuşabilirsiniz. Müsait olanlar kameralarını açabilir. Çete yazmak isteyen arkadaşlar çete yazabilirler. Kısa kısa baktığımda genelde tebrik ediyorlar. Oldukça başarılı olduğunuzu söylüyorlar. Herkes sizlere teşekkür ediyor. Teşekkür ederiz. Şeyle ilgili Seda Hocam sormuş. Unity ile oyun tasarlamak ortaokul seviyesinde sizde sıkıntı olmadı mı? Diye sormuş. Cevap vermek ben istersen. Cevap vereyim buna isterseniz. Şimdi Evet, öğrencimiz hali hazırda bu işe meraklı bir öğrenci. Yani nasıl, bana geliş şekli nasıl? Geliş şekli şu. İki boyutlu bir oyun yapmış. Kendisi bu iki boyutlu oyunlar için kodlar buluyor. C# kodları buluyor. Bulduğu bu kodları karakterlere, objelere uyguluyor. Ve oyunu klavyeden olsun, fareden olsun yönlendirebiliyor. Yani bu hali hazırda meraklı bir öğrencinin kendisini geliştirerek bize gelmesinden kaynaklanıyor. Şimdi böyle bir öğrenci varken elinizde her şeyi yapabilirsiniz. Yani olay bundan ibaret. Yoksa ortaokulda olabilir, lisede olabilir. Lise, başka bir lise öğrencisine ben bunları anlatamazdım. Yani yap derseniz yapamaz yani. Ama bu çocuk ne yapmış? İşte 2-3 yıldır artık ne kadarsa bilmiyorum. Çalışmış, kendini geliştirmiş. Hevesinden, merakından araştırıyor. O kodu alıyor, buraya koyuyor. Bu kodu alıyor, ona yapıyordu, buna yapıyordu derken. Unity'yi zaten kendisi belli bir oranda çözmüş. Onun üzerine bir şeyler koyabiliyorsunuz ama sıfırdan yapamazsınız yani. Sıfırdan yapabilmek için şöyle yapmanız lazım. Çocuk bir süre eğitim alır. Onun hem kendi hevesi de vardır, yeteneği de vardır. Onun üzerine bir süre çalıştırırsınız, sonra bir şeyler üretmeye başlar. Ama bu çocuk zaten bize iki boyutlu bir şeyler üreterek geldi. Tamamdır hocam. Hocam bizim bir Telegram grubumuz var. İnce hocam var galiba orada ama Sahil hocam sizi de isterseniz dahil edelim. Arkadaşların soruları falan olursa yardımcı olur musunuz? Bir eğitim teknolojileri grubu kurmayı düşünüyoruz ayrıca bir de. O grupta size yardımcı olacak. Arkadaşlardan soru gelirse yardımcı olabilirseniz seviniriz Sahil hocam. Tuğba hocam sesinizi açalım buyurun. Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de fen bilimleri öğretmeni olarak bugün iki projemiz de fen bilimleriyle ilgiliydi. Gayet ilgimi de çekti. Şimdi iki proje arasında ben şöyle bir fark gördüm. Acaba bu puana etkili mi diye sormak istiyorum. Dursun hocalarım yapmışlar, hem simülasyon yapmıştılar hem de materyalini yapmıştılar. İnce hocalarım ise sadece simülasyon tarzında oyun yapmışlar. Üç boyutlu. Acaba İnce hocamların dezavantajı bunu materyale ekstra olarak dökmemeleri mi? Ya da Dursun hocalarımın artısı materyale de dökmüş olmaları mı? Cevaplarlarsa teşekkür ederim. Artısını Dursun hocamdan alalım. Buyurun Dursun hocam, sizdeyiz. Evet hocam, yani Teknofest'te özellikle ürünün görülmesini istiyorlar ve şeyde uygulanması, yani eğitim öğretimde mutlaka öğrencilerin uygulanmasını öne çıkartıyorlar. Biz 2 yıldır da yaptığımız projemiz tamamen eğitime katkı sağlayacak görüntüsü ve içeriği aynı anda yaparak, dokunarak, yaşayarak öğrenmeyi sağlayan, yani sanırsam sanal görüntüyü biraz daha ikinci plana veriyor Teknofest. Yani benim şahsi kanaatim böyle. Yani yaparak, yaşayarak, dokunarak öğrenmeyi önemsiyorlar. Özellikle eğitim teknolojileri dalında. Bizim 2 yıldır yaptığımız projelerimiz buna hitap ediyordu. Bilemiyorum, derece almamızdaki öncelik bu olabilir. Yani hocalarımın da görüntüleri vardır. Ama bizzat görmek istiyorlar. Yani öğrenci dokunarak, oynayarak yapmasını tercih ediyorlar gibi geliyor bana.
etkileşimi arttırdığında, daha somut olduğunda etkisi fazla oluyor herhalde. İnce aynen, hocam bir şey aynen. demek ister misiniz? Yani şöyle, bizim zaten amacımız burada, şimdi Dursun hocamların projesi daha üç boyutlu bir proje. Yani zaten üç boyutta yapılabilecek bir proje ama bizim buradaki zaten amacımız oyun. Yani bizim projemizin amacı zaten bir bilgisayar oyunu tasarlamaktı. O yüzden hani bizim onu normal şeye taşımamız biraz zor olurdu. Sadece biz şimdi bu oyunun üzerinde farklı bazı geliştirmeler yapıyoruz. Yani bu sene yine aynı oyun var ama biz onu farklı bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Yani daha farklı bir şeyler ekliyoruz oyuna. Daha hani oyunun içine öğrencinin alınabileceği, oyunun içine çekebileceği, ama zaten bizim o şekilde bir ekibimiz olması mümkün değil. Çünkü bizim zaten projemiz bir bilgisayar oyunuydu. Oyundu yani. Tamamdır hocam. Kübra bir şey demek istiyor galiba. Kübra, söz verelim sana. Hocam, benim Salih hocama bir sorum olacak öncelikle. Ben aslında şunu soracağım. C, Python gibi dillerden, Arduino gibi dillerden, hani siz geleceğin dili olarak, yazılım dili olarak hangisini daha çok önerirsiniz? Daha çok tercih edersiniz alanında uzman biri olarak? Hani çünkü gelecek sonuçta yazılım geleceği. Hani yazılımla bir şeyler ilerliyor. Bunu görüyoruz yavaş yavaş. Dijitalleşiyoruz yavaş yavaş. Hani sizin önerdiğiniz genellikle yazılım dili hangisi? Ben bunu merak ediyorum ki hani kendim biraz da o alanda geliştireyim. Sizin de fikrinizi almak isterim açıkçası. Teşekkürler. Şimdi tabii ben teşekkür ederim. Yani şimdi tabii yazılımla ne yapmak istediğinize göre değişir hangi yazılım seçeceğiniz, ama şu an bütün yazılım dilleri gayet gelişmiş vaziyette. Yani eskisi gibi değil. Ama mesela ben şu an Dart'la ilgileniyorum. Dart yazılım diliyle ilgileniyorum. Dart yazılım diliyle ne yapıyorum? İşte Flutter'da çok farklı platformlarda, işte 6 çeşit platformda uygulama hazırlayabiliyorsunuz. Yani o yüzden ben şu an Dart'la ilgileniyorum. Hem uygulama geliştirebiliyorsunuz hem web sitesi geliştirebiliyorsunuz diye. Ama Python da çok güçlü bir dil. C#, zaten bunları tartışmaya bile gerek yok. Yani hangisi sizin mizacınıza uygunsa ve hangisiyle çalışıp ne yapacağınızı, ne yapacağınızı biliyorsanız ona göre çalışacaksınız. Ama temel mantık zaten aynı. İşte döngüler, case yapıları, işte şartlar falan, hepsi zaten benzerlik taşıyor. Sadece notasyon değişiyor. Hocam teşekkür yani ederiz. Genelde şu an lise 1 seviyesinde tercih edilen Python olarak. Python biraz daha hani syntax kuralları açısından diğerlerine göre biraz daha sade. Temel algoritma mantığını ve kodlama mantığını anlamada Python'da başlarsan yavaş yavaş süreçte diğerlerine geçişinde kolay olur herhalde. Evet. Aklımda olsun bu şekilde hocam. Teşekkür ederiz. Kim var? Çağla var. Çağla Hanım'a söz verelim. Buyurun. Şimdi bir projeye başlamadan önce o projeyi düşünüyoruz. Biz de bir Teknofest'e katılmak istiyoruz. Fakat biz proje bulamıyoruz. Yani biliyorsunuz ki bayağı bir teknolojinin gelişmiş olduğu zamandayız. Biz de projemizi bulamıyoruz. Bize projemizi bulmamız için bir basitlik, bir kolay yol önerir misiniz? Evet, sizdeyiz. Sanırım öğrenci arkadaşımız soruyor bu evet. soruyu. Biz teknoloji tasarım dersinde aslında sürekli öğrenciye bir sorun bulmasını, problem belirlemesini, buna çözüm üretmesini söyleriz. Genelde çocuklardan şu cevabı alırım. Hocam, bütün sorunlar bulunmuş, biz neyi bulalım? Yani bulunmuş sorunları bulalım diyorum. Üzerine biz teknolojik ufak bir gelişim ve değişim ekleyelim. Bu da bir proje diyorum. Öğrencilerime böyle dönüt yapıyorum. Şimdi özellikle etrafımızda bu ders olabilir, başka konular olabilir. Buradan bir problemi seçerek buna çözümü kendiniz üretebilirsiniz. Veya geçmiş projeleri inceleyebilirsiniz. Teknofest'in detay raporlarında, önerilme raporlarında bunlardan örnekleri inceleyebilirsiniz. Ama daha fazla kendi ilginizi çeken ders ya da konudaki bir problem üzerinde araştırma yaparak başarılı olacağınızı düşünüyorum.
Salih Hocam, İnci Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Dursun Hocama katılıyorum. Yani şu, ben de mesela öğrencilerden bize de aynı şekilde şeyler geliyor. Hocam ben düşünüyorum, düşünüyorum, hiçbir şey bulamıyorum falan gibi böyle dönütler alıyoruz. Ben onları hep geçmiş yıllardaki işte TÜBİTAK'taki girmiş, derece almış ya da sergilenmiş projeleri, Teknofest'te mesela geçmiş yıllardan özellikle katılmış, sergilenmiş projeleri incelemelerini istiyorum. Çünkü Teknofest'te aslında şöyle bir şey var. Yani sizden böyle bambaşka, baştan bir fikir, illa böyle bir şey bulacaksınız diye bir şey yok. Yani orada gördüğünüz bir şey, herhangi bir proje. Ya ben bunu şöyle de yapabilirim aslında. Ya da hani ben şuna şunu eklersem bu böyle de olur gibi bir fikir oluşursa böyle bir şey de yapabilirler. Yani bir olmuş bir proje üstüne kendi fikirlerinde bir şey ekleyerek de bir proje yapabilirler. Yani ve onunla da başvurabilirler. Geliştirebilirler yani yapılmış projeleri. Teşekkürler hocam. Salih Hocam, siz eklemek ister misiniz? Ben şunu eklemek istiyorum. Bir neleri eksik yaptık? Mesela biz bununla ilgili ne yapabilirdik? Nasıl sunabilirdik? Onunla ilgili bir eksiğimizden bahsetmek istiyorum. Hani dedik ki elle tutulan bir şey olabilirdi diye dedik, düşündük. Ama biz mesela oraya büyük bir monitör götürebilirdik. Büyük bir monitörün de oynatabilirdik. Her geleni işte gel oyunumuzu oyna, gel oyunumuzu oyna deyip oyunu oynatabilirdik. Ses için bir ses sistemi koyardık. Olsa videodaki oyundaki sesler, İşte patlamalar, çatlamalar, neyse işte onlar gelebilirdi. Çoluk çocuğu toplardık falan. Böyle bir şey yapsaydık yani yüksek ihtimalle çok daha iyi, farklı bir sonuç alırdık. Hem o öğrencimizin biraz dil tutukluğunun da tolere edilmesi sağlanmış olurdu. Bunu söyleyebilirim. Bir tek bizim eksik yaptığımız pişmanlığımız sunum. Siz de tabii böyle şeyleri düşünün. Yaptığınız şeyi tabii ki de sunacaksınız. İşte şöyle demek var. Yani hani biz şunu yaptık, böyle yaptık, şöyle bekliyoruz falan demek var. Ama oraya gelen insanları başınıza toplayıp bakın biz nasıl bir şey yaptık falan diye böyle onları için içine çektiğiniz zaman tabii değişiyor. Jüri bunlara dikkat ediyor. Sadece jüri dolaşırken bakmıyor ama o da var yani. Jüri geziyor etrafta. Gezerken de sizi değerlendiriyor yani. Tabii sizi geziyorlar, hatta çocuk gönderiyorlar, yaşlı gönderiyorlar. Ajanlar var diyorsunuz. Evet. Hocam şey değil böyle, mesela TÜBİTAK yarışmalarına daha önceki yıllarda farklı okullarda ben katılmıştım. Onların jürileri böyle grup halinde gelir, hani değerlendirir. Bu şekilde oluyordu genellikle. Ama bu Teknofest'te çok farklı. Çünkü çok sayıda jüri var ve hepsi bir arada gelmiyor. Yani mesela bağımsız olarak birbirinden geliyorlar. Ve siz bazılarının jüri olduğunu anlamıyorsunuz mesela, o normal bir vatandaş orada bilgi almak istiyormuş gibi hani gelebiliyorlar. Evet, öyle şeyler yapıyorlar, kandırmacalar. Aslında İnci Hocam, burada şunu söyleyeyim. Geçen yıl Gaziantep'te bölüm bölümdü. Yani ilkokullar bir bölümde, ortaokullar, liseler bölümlenmişti. Ve gerçekten daha iç içe ama ayrıştırılmıştı yani. Projeleri seçebiliyordun. Bu yıl hepsini aynı çadırın içine koymaları çok karışıklık yaratmıştı. Ve jüriler Gaziantep'te 6'sı 5'i bir anda oturuyordu. Bayağı TÜBİTAK'taki gibi öğrenci sunumunu yapıyordu. Ama bu yıl İstanbul'da bunu biz de göremedik. Hatta öğrenci durup geldiğini söylüyordu. Ben başka bir danışmanlığın başka bir yerde olduğum halde. Ve üzerimizden sunum anında İHA'lar geçiyor, yüksek uçaklar geçiyor. Burak öğrencim, ya hocam dedi, inan sesten dedi, bir yerinde dedi, hata yaptım dedi, ne yapacağım dedi. Ben de dedim, istersen git jürinle görüş. Hocam ben sizi sessiz ortamda bir daha sunayım. Yok hocam ya dedi, çok yoruldum dedi, bırak ne olursa olsun dedi. Bu şekilde bir anımız da var. Gerçekten karışıklık vardı yani eğitim teknolojilerinde. İnsanlık yararında da benim takımım vardı. Orası iki ayrı gruba bölmüştü. Yani pazartesi, salı, çarşamba bir gruptu. Perşembeden sonra ayrı gruplardı. Ama eğitim teknolojileri hem 6-7 gün sürdü. Hangi gün jürinin geleceğini bilmiyorsunuz. Çocuklar yoruldu. Biz yorulduk.
Öyle bir karışıklık bu yıl vardı. O da yoğunluktan dolayı diyorum. Geçen yıl daha ayrıştırılmıştı. Evet. Olabilir hocam. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Bir de şeyi sormuşlar. Mesela sadece bu tarz Unity tarzı programlar mı yoksa Scratch ile falan oyun yapan da var mıydı? Blok tabanlı kodlama oyunu yapan var mıydı? Orada gördünüz mü diye. Sesini açarsan Salih hocam. Tam hatırlamıyorum ne yapmışlardı ama vardı. Vardı. Scratch tabanlı oyunlar yapanlar, mBlock kullananlar vardı. O şekilde finale de gelebiliyorlar tabii, yani. Tabii geliyorlar. Geliyorlar. Tamam. Dursun hocam siz bir şey eklemek ister misiniz? Teşekkür ederim hocam. Çok kodlama yani, kısmıyla alakalı görmediniz değil mi siz? Yani konuşacak çok şey var ama burada şimdi arkadaşlarımızı da sıkmak istemiyoruz. Tamam. Çocuklara söz vereceğim. Başka evet. Sorusu olamazsa Ahmet Sina soru sormak istiyor. Evet Ahmet Sina. Sesini açabilirsin Ahmet Sina. Benim Salih hocama bir sorum olacaktı. Hocam öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Benim sorum şimdi bizim bazı arkadaşlarımız finalde çok kıyas puanlarla elendi. Yani çok şey puanlarla elendikleri için proje detay raporlarında dilin de çok önemi var diyorlar. Siz bunları onaylıyor musunuz? Neyin çok önemi var diyorlar onu anlayamadım. Proje detay raporlarının daha açık bir dille yazılması gerekiyormuş. Yani onlara çok dikkat ediyorlarmış. Bazı arkadaşlarım da böyle dedi ama yani siz bunu onaylıyor musunuz? Açık anlaşılır evet doğrudur. Açık, anlaşılır ve birbirini tekrar etmeyen cümlelerde oluşması lazım. Bir. İkincisi bir de şöyle de bir şey var. Yani proje detay raporlarınızda mesela şöyle bir şey söylediniz. Dediniz ki bilgisayarın eğitimde kullanılması öğrencilerde daha çok kalıcı öğrenme sağlamaktadır dediniz. Değil mi? Bunu bir yere desteklemeniz lazım. Nereden biliyorsun bunu yani? Nereden kanaat getirdin? Nereden karar verdin? Hangi makaleden okudun? Nereden okudun? Nerede gördün? İşte bunu ispatlamanız lazım. Nasıl ispatlayacaksınız? İşte dünya çapında yayınlanmış makalelerden, dünyaca yayınlanmış dergilerden, bunlardan örnekler olarak ya da eğitim bilimcilerin verdikleri şeylere, örneklere, atıflarda bulunarak bunlara destek vermeniz lazım. En önemlisi bu. Hem açıklık, kendi birbirini tekrar etmeyen cümleler, bir de ya verdiğiniz bilginin kaynağını doğru bir şekilde ifade etmeniz lazım. Belirttiğiniz kaynağın da geçerli olması lazım, güvenilir olması lazım. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hayriye hocam yazmış, Scratch'le derece aldığını söylemiş Mersin'den. İleride onlar da konuğumuz olacak. Hayriye hocam söz almak istersen kısaca verebiliriz. Scratch'le aldığın ödül hakkında. Orada mısın Hayriye hocam? Ses açma verebiliriz istersen. Hayri hocam yok galiba. Sesi açtım ama. Eren Sönmez söz almak istiyor. Hayri hocam sesinizi açayım bir saniye. Şu an açılması lazım ama hocam bir saniye. Mikrofon açık ama hocam ses yok mu cihazda acaba? Herhalde ses açmadı. O zaman sizin yayında cevap verelim hocam. Sizde ses gelmiyor. Eren öğrencimiz galiba ona bir söz verelim. Evet Eren sor bakalım soru. Öncelikle bütün hocalarımı tebrik ederim. Benim şöyle bir sorum olacak. Benim bir aklımda bir projem var. Belli bir su seviyesi, yağmur yağdığında su seviyesi belli bir seviyeye ulaştığında yapay depolara yani dağılması şeklinde bir proje aklımda oluşturdum. Bu proje daha önce yapıldı mı? Güzel bir soru Eren. Teşekkür ederiz. Bizim katıldığımız dal eğitim teknolojileri olduğu için hani orada gözüme çarpmadı yani.
Sen bunu kendin bir literatür taramasıyla ortaya çıkartabilirsin yapılmış projelerde. Konu belirleyerek yapılmış olup olmadığını orada çıkartabilirsin diye düşünüyorum. Şimdi Eren tamam, şöyle, direkt böyle bir sorunun direkt cevabını alırsan araştırma nerede kalıyor? Bu tarz şeylerde biraz da böyle öğrencilerimizin araştırma yapması lazım. Hazır soruyu hemen hazır soru cevap şeklinde değil. Öğretmenler bir yerde size rehber olacak, kılavuz olacak, bir yol gösterecek. Ama bazı araştırmalar da sizin yapmanız lazım. Mesela böyle bir konu var mı yok mu bunu biraz senin araştırman lazım. Tamam mı? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Hadi. Tekrardan bütün hocalarıma tebrik ederim. Biz seni teşekkür tebrik ederiz. Sağ olasın. Erenciğim, seni de buralarda görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bunların haricinde gelen bir soru varsa hızlı bir şekilde ona bakayım. Ama Dursun Hocam'a soracağım yeri gelmişken. Dursun Hocam, elinizde sizden destek istediler mi? Teknofest başarılarınızı ilinizde, ilçenizde paylaşabildiniz mi? Sizin gibi Türkiye'de devresi alan birine. Hocam, bu soruyu sormasanız daha iyi olacaktı. Şu ana kadar ilimde ve ilçemde... Bu soruyu şöyle cevaplayalım. İl olarak düşünmeyelim o zaman. Tamam, şöyle diyelim. Şöyle evrileştirelim en azından. Sizlerle bir plan yaptık. Nasip olursa sizi ülkede Teknofest çalıştayları için görevlendireceğiz. Sizinkiler nerelere gidin? Hangi tarihlerde sizi nereye görevlendireceğiz? Kısaca bir ondan bahsedin isterseniz. Ankara hocam 21 Şubat'tı galiba. 21 Şubat evet. Ankara, 24 Şubat Gaziantep, 3 Mart'tı galiba. O da Antalya'da evet. Çalıştaylara katılacağız. Yani Konya'da böyle bir çalıştay oluşmadı. İlden de bize bu şekilde bir teklif gelmedi açıkçası il ve ilçeden. O kadar. Tamam. Onunla ilgili muhtemelen Konya'yı galiba planlamamıştık ama Konya'ya da planlayabiliriz. Konya'da Seydişehir'de Bayram Hocam var. Bayram Ali Hocam var. Bayram Ali Hocam'la onunla beraber muhtemelen bir ek onay ya da ona ekleyebiliriz listeye. Konya'da bir program yapabiliriz inşallah. Bu programlardaki amacımız çevrim için yapılan bu tarz etkinliklerde ödül alan ve finalist değerli hocalarımızı çalıştaylarla illerde direkt yüz yüze buluşturmak. Orada sorularınızı daha rahat sormanız, daha rahat rapor yazmanız. Mesela hocam ilk başlarken diyor İnci Hocam, hani soracağımız bir yer yoktu, danışacağımız bir yer yoktu, takıldığımız konular vardı. Hani istediğimiz şey bu anlamda o takıldığınız yerlerde hani bir İmam Hatipler ailesi olarak, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak hani bunlara çözümler bulmak ve olabildiğince bu süreci daha çok okulumuzu katmak ve daha çok öğrencilerimizi işte bu bilimsel araştırmalara yönlendirmek. En büyük istediğimiz şey bu. Genel hatlarıyla bahsedeceğim şey bunlar. İzmir'e de geleceğiz. İzmir tarihini de, İzmir'e gelecek hocalarımı da kısaca buradayken hemen o program dahilinde söyleyeyim. Çalıştaylar kapsamında gelecek olanları. İzmir'e 25 Şubat tarihinde inşallah geleceğiz. Turizm Teknolojileri Yarışması'ndan Ayhan Hocam gelecek. Onlar da lise çapında Türkiye şampiyonu oldular. Denizli'den Seyfullah Hocam eğitim teknoloji yarışması konusunda İzmir'e gelecek bizlerle beraber. Çalıştaylarımız olacak. Çalıştaylar ikinci dönem itibariyle bu Şubat tatilinden sonra başlayacak. Birçok ilde aşağı yukarı 17 il oldu galiba. Konya'da olursa herhalde 18 il olacak. 18 ilde çalıştaylarla öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz inşallah finalist hocalarımızla iyi örneklerle buluşturmayı düşünüyoruz. İnci hocam. Hocam, buyurun hocam. Bir şey söylemek istiyorum. Bu şey en son, gerçi belki herkes biliyordur, bakmıştır ama sanırım 28 Şubat son başvuru tarihi bu seneki Teknofest evet. 2022'nin, hani onu da hatırlatayım dedim ben. 28 Şubat'a kadar en azından bir fikirlerinin olması ve evet, ön raporun hazırlanması mı lazım? Evet. Evet, buna dikkat edelim arkadaşlar. Artık yani bu 7. ayımız falan oldu. Umarım fikirler oluşmuştur, gruplar kurulmaya başlanmıştır. Güzel gelişmeleri alanda sizlerden bekliyoruz. Öncelikle Dursun Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmaları için, bizlerle paylaştıkları örnek paylaşımlar için. İzmir Menemen'den İnci Hocam ve Salih Hocam'a çok teşekkür ediyorum hocam. Emeğinize sağlık.
Öğrencilerinize de başarılar dilerim. Yeni teklif çalışmalarınıza da hem Dursun Hocam hem sizlere kolaylıklar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Dediğim gibi bir şey Telegram grubumuz var. Orada bir de şey grubu, eğitim teknolojileri grubu kuracağız. Özel bir grup. Oradan da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çok sevinirim arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü oturumu da burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Oh, my God.